Evet, bugün özellikle bizim düşüncemiz tabii ki deplasmanda oynadığımız bir karşılaşma. Sentetik bir sahada oynuyoruz. Burada soru işaretlerimiz vardı özellikle maçta. Rakibimiz buna daha alışmış bir takım burada oynamaya. Bizim takım için biraz daha bu anlamda zorluklar vardı. Ama ilk yarıda da özellikle net gördüğümüz, yani topun bizde olduğu, rakibin topu bize verdiği, onun yanında hızlı hücumlara çıktı ve burada da net pozisyonlar verdik rakibimize. Burada da net rakibimize pozisyonlar verdik. Bizim açımızdan olumsuz olan arkada özellikle savunmadaki paylaşımlarımız, ilk yediğimiz golde de aynı şekilde. Yani Victor belki geçtiğimiz sezondan itibaren oynadı. Belki en kötü maçlardan birini oynadı. Tabii ki ilk maç tam olarak herkes hazır değil. Ama özellikle bu seviyede ve Şampiyonlar Ligi ön elemesinde bu tür maçlarda daha iyi olmamız gerekiyordu. Takım savunması anlamında özellikle daha iyi oynamamız gerekiyordu. Savunmamızın daha iyi oynaması gerekiyordu. Yani benim için bugün negatif olan şey savunmadaki yaptığımız hatalar. Savunma görevlerimizi doğru yapamadık, doğru yerleşemedik. Benim için en negatif olan şeyler bugünle ilgili bunlar. Şöyle aslında, yani hazır olmak, hazır olmamak burada oyuncudan oyuncuya değişiyor. Bazısı hazır geldi, arada iyi çalıştı. Bazısı hiçbir şey yapmadan geldi. Tabii ki buradaki bazen geç form tutan oyuncularımız var. Mesela Sergio hiç hazırlık maçı oynamadı ama bugün maçı bitirdi. Yani oyuncudan önce bu değişiyor. Biz genel olarak hazır olduğumuzu düşünüyoruz ama tabii ki %100'ümüzü bulmadık. Rakibimiz dediğiniz gibi 23 lig maçı oynadı, Avrupa Kupası maçları oynadı. Birçok maç oynadı. Bize göre fiziksel olarak daha hazır. Ama dediğim gibi ikinci maç için, bu ilk maç bizim için bir, tabii ki önemli bir antrenman oldu. İkinci maçta da daha fiziksel olarak, daha psikolojik olarak da, mental olarak da daha hazır olacağız. Çünkü şu da var, lig bitti. 3 hafta sonra tekrar antrenmanlara başladık. Yani oyuncuların da mental olarak geri dönüşleri de bu anlamda bazen zor oluyor. Tabii ki zaten rakip analizinde hepsini göstermiştik ama savunma pozisyonu almakta zaman zaman zorlandık. Bu da tabii ki oyuncunun kalitesi ve burada da birbirine alışmış bir arada oynayan, özellikle bu sahada da otomatikleşmiş bir oyunu oynayan bir takım var. Zaman zaman bu anlamda zorlandık. Evet, kadroya yazdık. İstanbul antrenmanlarına devam ediyor. Umuyorum ki döndükten sonra da takımla antrenmanlara başladıktan sonra bir sonraki maçın her şey yolunda giderse kadrosunda olacaktır.